anlatılan bu toprakların hikayesidir. Atalarımızın, oğulların ve kızların, beşikteki evlatların, aynı toprağın üzerinden gelmiş geçmiş kadınların, erkeklerin. Tüm dillerin birazdan tutturduğu bir türkü. Özgürlükten yana, alnı ak ve başı dik yürümekten yana. Anlatılan Anadolu'nun hikayesidir. Dört dala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleketin hikayesi. Yokluğun içinde yaratmaktan yana, sessizliğe inat söylemekten yana. Prangaya inat, koşmaktan yana. Bağımsızlıktan yana, demokrasiden yana. Ölüme inat yaşamaktan, kavgaya inat anlaşmaktan. Karanlığa inat, aydınlıktan yana. Dağların alçalıp yol verdiği, olmaz deneni olduran, soluk, titrek bir kandil ışığında dahi bin güneşe bedel parlayan bir çift mavi gözün hikayesidir. Anlatılan Cumhuriyet'in hikayesidir. Binlerce yıl önce Anadolu medeniyetlerinin rüzgarı kapladı bu ovaları. Dağlardan coşmuş, köpürmüş gelen bir sel gibi yazıldı tarih. Hititlerden Filiklere, Moğolların ve Bizans'ın karşısında dikilmiş Osman Bey'e, padişahlara, şehzadelere. Ateşle sulanan savaş yangınlarından, açlığın, sefaletin ve yokluğun hüküm sürdüğü kara gecelere. Çanakkale'ye, Samsun'a, Antep'e, Maraş'a, İzmir'e, Ankara'ya, İstanbul'a uzanan ve 101 yıldır kalbimizin sırça sarayında oturan. Aynı ağaçların gölgesinde soluklanan, aynı denizden rızkını çıkaran, aynı ayın ışığın altında ağır düşüncelere dalan. Bizim hikayemiz. Bu topraklarda güneş ilk doğduğunda, bu topraklarda başak ilk büyüdüğünde başlayan. Bizim hikayemiz. İlk orman, ilk yer, ilk ürperiş yürekte. Anlatılan şanlı bir tarihin hikayesidir. Olanın kutlu adıyla Anadolu bir derya kaynıyor, kıvranıyor, kök salıyor yeryüzünü. Medeniyetler beşiğinde büyüyor görkemli ananın renk renk evlatları. Bir beşik ki toprağın da türlü yemiş yetişir. Ormanı göğe uyandırır. Bilgedir de cesur olduğu kadar. Bir beşik ki İnsanı sevdada ustadır, cenkte olduğu kadar. Kibele demişler adıma, Kibele. Ana tanrıçası Anadolu'nun. Avuçlarımda yeşeren tohumları saçacağım tarihin kudretli toprağına. Ve uygarlıklardan. Ve beyliklerden ve imparatorluk saraylarından sonra sanki binlerce yıllık uykusunda vaktini beklemiş gibi uyanacak. Ağacak gök kubeden bu meydanlara bedeli ömür, kan, can olan hazine. Anadolu'nun hazinesi. Hakikate ermeye gün sayar şimdiden. Tohumu çatlayacak, filizlenecek. Büyüyüp serpilecek aynı topraklar üzerinde. Bir çift mavi mücevherle kilitlenmiş, sudan berrak, aydan ak sandıkta Anadolu'nun hazinesi. Binlerce yıl öncesinden bir nefes üflendi. Sırlara aşikar oldu. Ne kadar söylesek, nasıl anlatsak, hangi sözleri ard arda dizsek, yine eksik, yine az. Bu hikaye kanın ve savaşın üzerine yazılmıştır. Ve sabrın, ve bilgeliğin, ve inancın
ve azmin üzerine. İstiklal sevdasının aynı bayrağın altında Türk olmanın şerefini taşımak üzerine. Bu hikaye fikrinde, vicdanında ve irfanında hür olmanın üzerine yazılmıştır. Bu hikaye bizim hikayemiz. Komutan, nice aşık, nice yiğit göründü bu perdede. Ülkümüz bir, gücümüz bir, derdimiz bir. Türk'ün kaderi yılıp düşmek olamaz. Türk'ün kaderi düşmanın kanlı ellerine bırakılamaz. Hep Türklerden Selçuklu'ya, Ertuğrul'dan Söğütlü Osman'a tek ses yükseldi. Zafer Türk'ündür. Zalim Moğol durmuyor. Matemle eğilen boyunlar bükülse de kopmaz lakin yerinden, ta ki derinden, en derinden. Zafer Türk'ün oluncaya dek! Zafer Türk'ün oluncaya dek! Sadaklı hazır bir ok gibi çıkıp hedefine varmaya kararlı. Yolda başına gelecekleri bilmese de zaten geri dönmemeye gönüllü. Veya ateşe benzer! Alev alev yanan bir yüzyılın bağrında yetişen cengaverler tohumu filiz etti. Koca çınar kök salabilsin diye toprağına, toprağı düz etti. Yetişti yangına düşmüş kalpler için, yetişti aynı topraklar üzerinde iki ustanın öğütleri. Akar su gibi ol, cömertlikte ve yardım etmede. Güneş gibi ol, şefkat ve merhamette. Gece gibi ol, başkalarının kusurunu örtmede. Asabiyette ve hiddette ölü gibi. Tevazuda toprak gibi.
hoşgörü de deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Dün de kaldı cancağızım. Düne ait ne kadar söz varsa, şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bilmeyen ne bilsin bizi? Bilenlere selam olsun. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Bu can bu gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim. İyi diken ölenlere, gök ekini biçmiş gibi. Bizim dergahımız umutsuzluk dergahı değil. Umutsuzluk değil, umut yazacak yeni günlerimiz bariye. Umutsuzluk değil. Thank you.
toprakla bir yoğruldu. Bu yüce toprakla, bu yüce gönülle. Osmanlı Devleti, kuşatmaların, savaşların, fetihlerin, dökülen kanların ve edilmiş kutlu yeminin içinde büyüdü. Haritalar durmadan değişir. Bir yeni topraktan bir diğerine. Alınan bir kaleden fethedilen bir başka kente. Dünyaya kafa tutan bir ruhla, iman ve adanmışlıkla. Görülmemiş ustalıkta savaşçıları ve dahice zekasıyla. Yazılıyordu Türk'ün tarihi yerden arşa. Söğüt'te, Domaniç'te, Prusa'da. Osman'la, Orhan'la, Murat, Beyazıt, Mehmet'le. Gece gündüz durmadan yürüyen, dünyanın yükünü, gamını bir çuval misali sırtında taşıyan, yorgun ayaklarla, nasırlı ellerle yazılıyor.
Borcudur şu yedi tepeli Konstantiniyye'yi kendi yurdumuz eylemek. Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Buna imkansız diyenler varmış. Olacak elbet. İmkanın sınırlarını görmek için imkansızı denemek gerek. Biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz. Ey gaziler, yürümek gerek. Niçin duralım? Boğazı zincirlemişler, ne gam? Onlar boğazı zincirleyecek kadar zekiyse, biz de gemileri karadan yürütecek kadar deliyiz. Baykuştan pervamız yok. Biz şahinler sürüsüyüz. Bu toprağın adı gayrı der saadettir. İslam boldur, İstanbul'dur. Bu toprak gayrı Türk'ün mülküdür. Bu ecdadın tarihi sürlü cefadan geçer. Pusattan, yurttan, yardan, vatandan daha önemli, daha öncelikli hiçbir gaye yoktur gönlünde. Zaman geçse, perdedeki yüzler değişse de vatan mücadelesi ve şehit kanıyla sulanan bu toprak her dem bakidir. Ateşten bir çemberin içinde hapis, tutsaklığa karşı hür gökler. Ey miyor eğilmez başını! Ne kadar büyük olursa zorluk, o kadar büyük kuşanacak inanç tacını. 400 asrın ardından Anadolu hazinesi doğmak için bekler sırasını. Bu toprak bizim, bu toprak biziz. Şimdi karanlık günlerdeyiz. Memleket dört bir taraftan kara hançerlerle sarılmış. İşgal altında yurdum, bayram, kölelik olamaz yaşamanın bedeli. Avrupa'nın dişlerinin arasından hasta adam dediği memleket kan revan içinde kıvranıyor. Ve açlığa, ve yokluğa, ve yazları sıtmadan kıvranıp kışları soğuktan titremeye de razıyız ama... Razı olamayız, hep bir zerresini vermeye. Başımız feda olsun vatan toprağına! Anadolu'nun payına düşen yalnız keder sanan düşman yanıldığını görecekti. Bir mucize bahşedilmişti bu topraklara. Çölde bir vaha, fırtınada bir liman. Dayan Türk milleti, dayan! Thank you.
koca kalsın. Bir ulusu baştan başa değiştirecek bir oğlan doğacak bu pembe evde. Akşama sabaha. Anası karnındakinin kaderindeki ihtişamı bilse, sığmazdı ne Selanik'e ne de şu daracık ve sonsuz cihana. 1881 bir mucizenin adıydı. 1881 milletimizin kurtuluşunun başlangıcıydı. Bu sokaklarda koşup oynayan, mektebe başlayan, rüyalarında bitimsiz ovaları, denizleri aşan sarı saçlı, mavi gözlü çocuk. Vatanın emaneti, vatana! Ne oldu Mustafa? Niçin üzüldün? Mancınık oyununu almadı çocuklar beni. Öyle şey olur muymuş hiç arkadaş arasında? Neden olmamışlar? Beni oyunu bilmem sanırlar ama bilirim. Nasılmış bu mancınık, anlat hele. Biri böyle eğiliyor, diğeri de onun üstüne atlıyor. Atlayamadın diye mi dertlenirsin yoksa? Atlarım, hem de en güzel bir atlarım. Ama sıra bana gelince eğilmedim. Ben kimsenin önünde eğilmem. Atlayabilirseniz böyle atlayın derim. Paylaştığım oğlum, ne çok anam baban, kardeşin, kızın, oğlun oldu bak. Sen cephede, benim yüreğim nöbette. Afiyette misin? Tok musun? Sırtın sıcakta mıdır? Yüzün güler mi? Selanik'teki mahallemizde dizimin dibinde koşturup duran, alnındaki teri silip sırtını sıvazlayıp mektebe yolladığım o sarı oğlan, nasıl da burnumda tüter bir bilse. Yokluğa düştük. Vatanın hali malum. Ama kederlenmiyorum. Bu karanlık elbet sabahına varır. Güzel günler yakındır, biliyorum. Hep dua ediyorum. Kalbi seninle atan anacığına mektup yazmayı unutma, değil mi? Ben ki bir milletin istikbalini doğurdum. Şimdi de nasibimde mektubunu, haberini, seni beklemek vardı. Gözlerinden hasretle öperim Mustafa. Memleketin her bir köşesini. Yanmış, yıkılmış koca bir savaş meydanı uzanır önümüzde. Düşman acımasız, aman vermeden saldırıyor. Analar evlatlarını, çocuklar babalarını cepheye uğurluyor. Bir köyümüz vardı, yemyeşil, ferah yaylaları rüzgarlı. Bir evimiz vardı, sıvası çürümüş, yeşil penceresinde anam bekler. Düğünümüz vardı ayın 15'inde, çağırmasalardı cepheye Mehmet'i. Gideceğiz cepheye Mehmetler, gelin sakinle, uçurtulmuş bir mektup döner. Lavuk kuzunun saçından bir tutam gizlemiş içine Mehmet. Başladı Türk'ün kurtuluş savaşı. Kanlılar yalnız cephanelik ve erzak taşımazlar. Kanlılar ölü askerleri taşır ayın altını uzayan geceler boyu. Kimimiz kolumuzu bıraktık cephede, kimimiz bacağımızı. Kim soracak ahvalimizi? Genç, ihtiyar, kadın, erkek, cepheye akın eden bir sel gibi koşuyoruz.
en önde bayrak taşıyanımız. Henüz 13'ünde. Söz konusu vatansa ne kadınlık kalır ne çocukluk serde. Söz konusu vatansa herkes erdir bu meydanda. Sümbülerin ucuna memeler takılmış. Ne ev kalmış ne ocak. Yanıyor memleketimin her köşesi. Yanıyor bağırmamak için dişlerini sıkan yürekler. Vatan gücünde ölülemez. Yarbay Silahattin Adil Komutası'ndaki 12. Tümen Takviye Birliği, Zeytülbayır Tepesi, Kirte Köyü, öğleden sonra yola çıkılacak. Hüdo'ya bak! Yüzbaşı Kadri Bey Komutası'ndaki Gelibolu Jandarma Bölüğü, Kireçtepe sırtlarına akşam karanlığıyla sevkiyat. Hizaya bak! Soğla Koyu Takviye Birliği, Besiktepe Çokbayır attı. Hizaya bak! Tarif olmayan, dehşetli, kanlı ve mübarek günler boyunca ilerledik.
toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, kızır, cahil, hakim ve çocukturlar. Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair. Ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi. Bir güneş doğuyor, Sultan Vahdettin'in ardında bıraktığı enkazın üzerinde. Vatanın müdafasından daha yüce bir vazife yoktu diyor Mustafa Kemal. Milli mücadelenin ayak sesleri dolduruyor karanlığın kentlerini. Harp işi, erkek işi diyenler sustular nihayetinde. Kadınlarımız yiğitlikte bizi geçti. Sultanahmet'te 23 Mayıs 1919 günü tarihe geçecek konuşmasını yaparken elleri titremiyordu Halide Edip'in. Ayaklarını mıh gibi basmıştı vatanın bağrına. Ey Türk! 15 Mayıs günü kara bir gün oldu. Yunan orduları İzmir'e girdi. Kundaktaki evlatlarımız düşman süngüsünden geçti. Gözlerimizin önünde evlatlarımızın kanlarıyla sulanan yurdumuzun işgalini susacak mıyız? Fatihlerin, Yavuzların, Kanunilerin ülkesi istiklalsiz kalamaz. Kardeşlerim, birbirimize ellerimizi uzatalım. Yalnız tek bir hedefe, yalnız Türk istiklal ve hürriyeti gayesine doğru yürüyelim. Vatan behemeal kurtulacaktır. 700 yıllık şanlı tarihin ağlayan minareleri altında yemin ediniz. Yemin ediniz. Yemin ediniz. Yemin ediniz. Türkiye'nin istiklal ve hürriyetini geri alacağı güne kadar hiçbir korku ve hiçbir meşakkat önünden kaçmayacağız. Yemin ediniz. Yemin ediniz. Yaşasın istiklal. Yaşasın hürriyet. Hürriyet. Yaşasın hürriyet nidaları doldurdu köyleri, kasabaları, kentleri. Tek vücut olmuştu bu millet. Hazırdı göğüslemeye zaferin çelengini. Ve canını bir emaneti usulca geri verir gibi hiç düşünmeden veren korkusuz yiğitler bu toprağın altında oldukça unutulmayacak binler kıtanın niçin feda edildi.
döndüm şehir taştan sedirle. Yiğidim aslanım burada yatır. Deliden döndüm şehir taştan. Bandırma vapuru, dalgaları yara yara ilerliyor Samsun'a doğru. Ufuklara bakıyor, korku bilmez mavi gözler. Yerle göğün arasında deryanın hakimi, 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal. Mayıs'ın 19'unda Anadolu'nun kaderini değiştirecek o adımı attı. Milli bağımsızlığın ayak sesleri aldı kuruyan gözyaşlarının yerini. Bu millete umut gerek. Vatanın tek bir ağacını dahi yerinden söktürmeyen bir lider. Dünya görmedi böylesini. Hiçbir devlet tanımadı bu denli eşsizini. Değiştiriyor tarihin akışını Mustafa Kemal. Cumhuriyet düşüncesi bir meşale gibi yanıyor zihninde. Her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor milletin mutlak zaferine. Öyle derin düşünüyor, öyle keskin bakıyor ki gözleri, boşa çıkarmayacak ümitlerini, yürekleri ağzında emrini bekleyen yüz binlerin. Mustafa Kemal Paşa, sana sevdamız öyle işler, öyle derin, bin yılda geçse üstünden, değişmeyecek gönlümüze sarsılmaz geri. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, et ve kemik. Geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülke için uğraşan savaşçı ve aydın bir topluluktur. Ben onların rüyalarını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim onların özlemini çektikleri şeylerin tatmini içindir. Geçici olmayan, başarılı olması ve yaşaması gereken Mustafa Kemal odur. Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Sakarya ve nihayetinde Büyük Taarruz. Yaklaşıyor adım adım. Bir enkazdan bir güneş yaratacak o gün. Artık yönetimde halk iradesi egemen olacaktır. Artık demokrasi.
kısmına gittik, pusulamız olacaktır. Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz. Bundan böyle dinde ve vicdanda, bilim ve sanatta, basın ve yayında, düşünce ve kanaatte, seyahat ve yerleşmede, seçme ve seçilmede özgürüz. Hepsinden gayrısı yaşamakta insan gibi özgürüz. Özgürlük ne güzel şey. Bereketli ellerimle yaşamın hamurunu unutuldum çoktandır bir köşede. Eksik etek, akılsız bir köle. Doğan ama yaşayamayan, ölen ama anılamayan, okutulmayan, hemene verilen, çarşafın ve peçenin altına gizlediğiniz. Sen sus! Kadın halinle ne anlarsın? Sen otur! Kadın başına nereye gidersin? Sen karışma elinin hamuruyla erkek işine. Ama bakın, gününü bekleyen bir çiçek gibi açtım şimdi. Milli mücadelede erkeklerle omuz omuza ilerlerken, harpte yol gözleyen, çadırda yara saran, erzak taşıyan, aşk kaynatan, doğuran, doyuran, onaran. İşte yine yoğuruyorum yaşamın hamurunu. Ağır sanayide, bilimde, ticarette, sahnede, fende, kanı başında ben Afife Jale'yim. Ben Sabiha Gökçen'im. Kamile Şevki'yim ben. Mustafa Kemal Paşa bana özgürlüğümü verdi ve görünür eyledi, sanki bir hayalete dönüşmüş beni. Korkmuyorum artık karanlıktan. Gür çıkıyor artık sesim. Yerim dünyadır. Dünya her yerdir. Şuna inanmak lazımdır ki, dedi paşa. Yeryüzünde görmüş olduğunuz her şey kadının eseridir. (Gülüyor)
kanını. Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Soluk bir nakış gibi değil, unutulmaya yüz tutmuş bir türkü gibi de değil. Bozkır'da ferah, taze bir rüzgar gibi. Esmelisin gönlünce, bahara boyamalısın mevsimleri. Atanın kızları köy enstitülerinde öğretmendir. Atanın kızları doktordur, avukattır, hakimdir. Atanın kızları anadır. Dünyaya kafa tutan azmiyle çalışandır, başarandır. Medeniyet meşalesini en önde taşıyandır. Ne diyordu Mustafa Kemal? Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadını gibi emek verdim diyemez. Bundan ötürü hepimiz bu büyük ruhu ve büyük duyduğu kadınlarımızı şükran ve minnetle sonsuza kadar aziz ve kutsal bilelim. Thank you.
Türkiye Devleti'nin yönetim şekli diyordu Mustafa Kemal. Cumhuriyettir. Ve egemenlik diye ekliyordum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Manda ve himaye kabul edilemez. Kabul edilemez hiçbir zincir bu milletin boynunda. Ve bilimde, sanatta, köyde ve kentte tek bir yol vardır tutulacak. Özgürlük ve bağımsızlık bir milletin en büyük hazinesidir. Şeref, namus, itibar ve insanlık. Cumhuriyet evvela insan olmanın okulu. Aziz milletimde gördüğüm yetenek, cesaret ve duyguları görüp tanımakla övünüyorum diyordu Atatürk. Bu millet diyordu, yüksek manevi kişiliği içinde birlik olarak düşmanları ortadan kaldırdı. Ömrümün sonuna kadar milletimin hizmetinde olmakla övüneceğim diyordu atamız. Ve buyurdu ki... Sesiniz benim sesimdir, unutmayınız. Ben ölürsem diyordu, soylu milletimin beraber yürüdüğümüz yoldan asla ayrılmayacağına eminim. Bundan yana gönlüm rahat. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız, hissediyorsanız bu yeterlidir. Ben manevi miras olarak hiçbir nasr-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müsbet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Milli hedef belli olmuştur. Ona ulaşacak yolları bulmak zor değildir. Önemli olan, çetin olan o yollar üzerinde çalışmaktır. Denebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz. Yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak. Ve biliniz ki Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Türk milletinin karakteri yüksektir. Hiçbir vakit kim olduğunuzu, bugünler için hangi zorluklardan geçerek neleri feda ettiğinizi unutmayınız. Bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Derinleyin atam, aklımıza, kalbimize, özgürce aldığımız her nefeste. Görenler dehasına delilik dese de o yeni fikrinde, yeni düşüncesinde diretti. Bu toprakların son ve sonsuz kaderi cumhuriyettir. Bir zamanlar gelir, beni unutmak veya unutturmak isteyen gayretler belirebilir. Fikirlerimi inkar edenler ve beni yerenler çıkabilir. Hatta bunlar benim yakın bildiğim ve inandıklarım arasından bile olabilir. Fakat ektiğimiz tohumlar o kadar özlü ve kuvvetlidirler ki bu fikirler Hint'ten, Mısır'dan döner dolaşır yine gelir, verimli sonuçları kalpleri doldurur. Şimdi gelecek için neler yapacağız? Onları söyleyin. Adı erkek, omuz omuza yükselteceğiz bu milleti. Durup dinlenmeden. Ömrümüzce izindeyiz. Cumhuriyet biziz. Biz cumhuriyetiz. Her yaştan, her kentten buluşuruz senin gölgende. Duysun ki tüm kainat, Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Thank you.
senden öğrendim. Kendi toprağımda alnım ak, başım dik yaşamayı. Düşüncemi özgürce savunmayı. Kimsenin uşağı kölesi olmadan yaşamayı senden öğrendim. Senden öğrendim milletime bağlanmayı. Beraber gülüp beraber ağlamayı. Birleşince nasıl güzel olunacağını senden öğrendim. Senden öğrendim çocukları ve ağaçları sevmeyi. En karanlık anda bile daima umut etmeyi. İnsanlığı tüm savaşlardan önde tutmayı. Senden öğrendim birinin diğerinden üstün ya da farklı olmadığını. Kadın erkek yan yana yürümenin yüksek idrakını. Senden öğrendim okumanın güzelliğini, sanatın inceliğini, bilimin yüceliğini. Kavgaya hep galip gelen aklı kullanmayı. Hakkımı savunmayı, aydınlığı, çağdaşlığı ve alçak gönüllülüğü de senden öğrendim. Cumhuriyet çocuklarıyız. Aydın ve hür kalacak bu memleket. Cumhuriyet çocuklarıyız. Aydınlığın yüzleriyiz. Düşmanımız cehalet. Cumhuriyet çocuklarıyız. 101 yıldır ve bilemez. 12 yaşında onbaşı rütbesi alan Nezat onbaşıyı. Vatana canınız fereden 57. alayı. Beşikte bebeğini bırakıp cepheye koşan Deli Hatun'u. Antep'in kahramanı Şahin Bey'i. Maraş'ta Sütçü İmam'ı. Aydın'da Yörük Ali'yi. Bursa'da Karafatma'yı. 22'sinde şehit düşen Gördeşli Makbule'yi. Kefen parasını Anadolu hareketine bağışlayan Mehmet Rıfat Efendi'yi. İzmir'de, Kütahya'da, Erzurum'da, Sivas'ta, Çanakkale'de, Muş'ta. Ve yurdun dört bir yanında, Mustafa Cemal'in yanında memleketi kurtaran nice kahramanı. Bu toprağın altında isimsiz yatanları. Unutmadık, unutmayız. Bizler birer emanetçi. Okuyarak, sorarak, anlayarak, düşünerek ve çalışarak koruyacağız emaneti. Ve çocuklarımıza öğreterek bu şanlı tarihi bırakacağız ellerine. Senden aldığımız gibi. Ata, sana minnettardır memleket. Cumhuriyet çocuklarıyız. 101 yıldır ve bilenemez. 101 yıldır ve bilenemez.
yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ve şimdi huzurlarınızda bu önemli gecenin mimarlarından değerli yönetmenimiz Cengiz Çevik. Efendim bir cumhuriyet çocuğu olmak ne eşsiz bir ayrıcalıktır. Çocukluğumuzdan bu yana doğruluktan ayrılmamayı, güzel ahlaklı, çalışmanın ve emeğin önemini bize öğreten her daim cumhuriyet olmuştur. Zorla, korkuyla değil, sevgiyle bağlandığımız atamız. Ne büyük gurur, ne büyük lütuf bir cumhuriyet çocuğu olmak. Cumhuriyetimizin 101. yılında dilimiz döndüğünce, sözümüz yettiğince atamızı anmaya, atamızı anlamaya çalıştık. Biliyoruz, ne söylesek az, nasıl anlatsak eksik. Ama yazarımızın deyimiyle ödemekle kapanmaz bir minnet borcunu, bir vefa borcunu teslim etmek için buradayız bu akşam. Hiç vazgeçmeyeceğiz cumhuriyet çocuğu olmaktan. Hiç vazgeçmeyeceğiz alnımızda güneşi hissetmekten. Ve hiç vazgeçmeyeceğiz atamızın izinden, bazılarına inat. Her yaştan, her şehirden, her köyden, her kentten, her meydandan bütün cumhuriyet çocuklarına selam olsun. Efendim çağdaşlığı, Atatürkçülüğü, ulusal ve evrensel değerleri rehber edinerek çıktığı yolda 37 yıldır emin adımlarla ilerleyen anabilim eğitim kurumları cumhuriyetimizin 101. yılında aynı topraklar üzerinde oyunu ile sizlerin karşısındaydı. Dileriz ki memnun kalmışsınızdır, beğenmişsinizdir. Böylesine anlamlı bir gecede, bu güzel projede emeği geçen tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, eğitmenlerimizi, sanatçılarımızı, dans sanatçılarımızı, müzisyenlerimizi ve tüm oyuncularımızı, bir de devlet tiyatrosu oyuncularımızı, ben projenin yönetmeni ve genel sanat yönetmeni olarak canı gönülden tebrik ediyorum. Kocaman alkışlarla hep beraber teşekkür edelim mi kendilerine? Ben de sizler gibi Işık Odası'ndan oyunu baştan sona izledim. Ve aslında hem mutluluk duydum, hem övündüm, gururlandım. Çünkü gerçekten bu projeyi tasarlarken öyle bir şey yaptık ki Anadolu topraklarının doğuşundan bugüne Anadolu insanını, Anadolu toprağını, Türklüğü, Anadolu'yu ve akabinde Cumhuriyeti yaşatalım istedik, anlatalım istedik. Ve proje başında yazarımızla bunları konuşurken acaba bu kadar etkili olacak mı, seyirciye geçecek mi diye de düşünüyorduk. Kendisi çok önemli bir yazar. Bu sene Kurtuluş Osman dizisinin senaristlerinden bir tanesi oldu. Çocukluk arkadaşım benim. Güzel Sanatlar Lisesi'nden bu yana her projede beraber çalışıyoruz. O kadar büyük bir kalem ki söyleyecek çok da bir şey yok aslında. Hep eserleri zaten seyircinin takdirini alıyor. Ben kocaman alkışlarla teşekkür ederek oyunumuzun yazarı Sayın Özden İnal'ı sahneye davet etmek istiyorum.
Efendim benim sanatçılığımın yanı sıra eğitmenliğim, okullarla çalışmamın 15. 16. senesi. Ve ben her sene öğrencilerin büyüdüğü için, büyük meslek gruplarına dahil oldukları için çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Üstelik iş gücüm azalıyor, rahatlıyorum çünkü onlar sayesinde yönettiğim oyunu keyifle izliyorum. Sadece reji odasında bu akşam rejiyi yönetmekle kalmadı, gerçekten bir yönetmen yardımcısı olarak oyunun da yönetimine büyük katkı sağladı. Tüm öğrencilerimle gurur duyuyorum ama o bir de konservatuvar bitirdi. Dolayısıyla onunla ayrıca da bir gurur duyuyorum. Yönetmen yardımcımız Arda Akoğlu, alkışlarla sahneye davet ettiniz. Efendim, bu görmüş olduğunuz büyük projede önemli danslara imza atan dans direktörümüz Özlem Güde'yi sahneye davet ediyorum. Özlem Güde ve değerli ekibi alkışlarla. Efendim, o bir maestro, arkada görmüş olduğunuz o muhteşem orkestranın şefi, müzik direktörümüz Mine Tamtürk. Efendim girişte gördüğünüz muhteşem bir sergi vardı. Sahne düzenimizde de büyük emekleri olan bir isim. Yıllardır beraber çalışıyoruz ve her defasında kendimi ona emanet ediyorum. Harika işler çıkartıyor. Sanat direktörümüz Bike Burak. Efendim diyorum ya, öğrencilerim büyüdükçe çok mutlu oluyorum. Çünkü Arda sağ olsun oyunun çok büyük bir gücünü benden aldı. Ama tabii ki geçen seneden bu yana değil, yıllardır bunu sürdüren bir isim vardı. Bu sene sahnedeydi oyuncu olarak ama her daim asistanlığa devam ediyor. Özkan Kaya Uynal için kocaman bir alkış rica edeceğim. Bugün benim şahsi asistanlığımı yapan, yine ana bilim eğitim kurumlarından, tiyatrodan bir öğrencimiz vardı. Kuzey Polat'a da kocaman alkışlar gelsin. Işık odasında, ses uygulamada sevgili Umut bizlerleydi. Umut için de kocaman bir alkış. Ve olmazsa olmaz rejide, hem ana bilim eğitim kurumlarında hem de burada, Alaaddin Karaman. Efendim hep söyleriz, bir oyunun afişi nüfus cüzdanıdır. Duygu Kurt afiş tasarımında bizdeydi, kendisine çok teşekkürler. Görmüş olduğunuz bu videoları hazırlayan grafikerimiz Can Ünlü. Kostüm tasarımımızda Rozi Yahya bizlerleydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz bu akşam da bizlerle. Ve saç makyaj tasarımında devlet tiyatroları sanatçısı ve saç makyaj tasarımcısı Emin Aksu bizlerleydi. Kendisini kocaman alkışlarla sahneye rica edeceğim. Kendisi gelirken yardımcısı Osman Gördü'yü de sahneye davet edelim ve teşekkür edelim. Efendim bu çok büyük bir prodüksiyon. Dolayısıyla böyle teşekkürler bitmiyor ama çok kısa bir teşekkür daha edeceğim. O da bu gecenin muhteşem geçmesini sağlayan kurumsal iletişim birimimiz. Başta Sevinç Tanacan olmak üzere tüm değerli ekibe teşekkür ediyoruz. Halkla ilişkilerde yine başta Aylin Erzik olmak üzere tüm birime, İdari Birimler Müdürümüz Sayın Uğur Bolat ve nezdinde tüm ekibe, beden eğitimi zümresinde başta Volkan Yıl olmak üzere tüm zümreye, Yaratıcı Drama zümresinde Fikri Alper nezdinde tüm zümreye,
ve edebiyat zümresine de Seher Alptekin öncülüğünde teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Maestro, o kadar coşkulu ve güzel bir ekip var ki, o kadar güzel bir seyirci var ki, değerli oyuncularım ve dansçılarım, sizden sahnenin sağına soluna açılmanızı rica etsem, bize bir parla çalıp söyler misiniz acaba? Cumhuriyet'in 101. yılını kutladığımız bugün aramızda çok önemli isimler de bizlerle beraberlerdi. Değerli konuklarımız vardı. Bu özel konuklarımıza Cumhuriyet'e kattıkları değerlerden dolayı ana bilim eğitim kurumları olarak onur ödülü vermek istedik ve ilk ödülü vermek üzere. Ana bilim eğitim kurumlarında böylesine önemli sanatsal çalışmaların mimarı kendisi olmasaydı sanıyorum olmazdı. Çünkü 10 yılı geçiyor herhalde, beraberiz ve her sene üstüne koyarak daha büyüklerini yapacağız diyor. O bir eğitimci, o bir sanat insanı diyebiliriz aslında kendisine. Çünkü projenin her yerine dokunuyor tek tek, yani inanabilirsiniz buna. Ben alkışlarla Ana Bilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu üyesi Sayın Seda Zeynep Kılıç Aytaçlı'yı davet etmek istiyorum. Hayır. Şeyler söylemek ister misiniz? Şöyle dursam. Herkese rağmen, her şeye rağmen Atatürk Türkiye'sinde bu gençlerle, Cumhuriyet çocuklarıyla 101. yılımızı kutladığımız bu gecede ana bilim eğitim kurumları olarak bu ilkelerle yürümeye devam edeceğiz ve kimse bunu engel olamayacak. Ağzınıza sağlık. Efendim, tam da bu noktada ilk olarak Cumhuriyetimize kattığı değerlerden dolayı
serbest gazeteci Sayın Betül Artam'ı ödülünü almak üzere alkışlarla sahneye davet ediyorum. Bu esnada plaketlerimiz geliyor ve geldi. Ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Teşekkür ettik. Duymayın, bir şeyler duyalım. Yaşasın Cumhuriyet, başka ne diyelim? Her daim öyle olsun diyelim. İyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Sizden rica edeceğim gitmemenizi, toplu fotoğrafta da bizlerle beraber olun. Yoracağız sizi biraz ama. Değerli konuklar, bir diğer isim oyuncu Sayın Alper Saldıran'ı ödülünü almak üzere alkışlarla sahneye davet ediyorum. ...101 yıl imkansızlıklar içinden doğmuş bir bebek Cumhuriyet. Bugün 101 yaşında. Özgürlüğümüzün anahtarı eskiden başkalarının elindeymiş Cumhuriyet'ten önce. Şimdi bizim elimizde. Bir kalem Cumhuriyet kendi kaderimizi, kendi hayatımızı yazmak için. Bunun kıymetini bilelim. Yaşasın Cumhuriyet. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim o ölümsüz bir çınar... Tiyatromuzun duayen isimlerinden bir tanesi kendisi. Bu akşam bizlerle olduğu için, aynı çatı altında nefes aldığımız için ben kendimi bir sanatçı olarak şanslı addediyorum. Alkışlar Cumhuriyetimize kattığı değerlerden ötürü devlet tiyatrolarının duayen ismi Sayın Dilek Türker. Efendim kendisini daha büyük alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun hocam. Alkışlar Dilek Türker için. Ana bilim eğitim kurumları gerçekten umut veren, bu akşam içimizi yeniden umutla dolduran bir gençlikle, bir eğitim kurumuyla karşı karşıyayım. 59 senedir bu sahnede, dün akşam yine sahnedeydim. Ben de Halide Edip Adıvar'ı oynuyordum dün akşam. Birkaç gün sonra da Sara Berner'ı oynayacağım. Bu arada reklamımı da yapmış oldum. Çünkü yani işte Cumhuriyet ve Atatürk, bütün bunlar içi boşaltılamayacak kadar önemli ve değerli kavramlar. Hayatımız için, geleceğimiz için. Geleceğimizde gerçekten bu son derecede zor ateşler çevrili coğrafyamızda 101. yılında bir vaha gibi kalabilmiş ve bu kadar gelişmiş, böylesine büyük bir insan malzemesine rağmen hala tökezlediğimiz anlar, zamanlardan geçiyoruz. Ve biz bunu Cumhuriyet değerlerini içselleştirdiğimiz anda en samimi şekilde sadece bayramlarda kutlayarak değil, sadece yaşa, var ol Atatürk diyerek değil, elimizi taşın altına sokarak hep birlikte gerçekten biz olarak kutlayacağız. Onun için teşekkür ediyorum ana bilim eğitim kurumlarına. Teşekkür ediyorum bu güzel, bu genç, bu pırıl pırıl Cumhuriyet çocuklarına. Var olsunlar. İyi ki varsınız Dilek Türker. Yaşasın Cumhuriyet.
Efendim ben sizi yollamayayım, diğer konuklarımızı da alalım toplu fotoğraf için. Ancak diğer ödüllerimizi vermek üzere İcra Kurulu Başkanımız Sayın Serkan Kılıç'ı sahneye davet edeceğim. Kocaman alkışlarınızla. Evet, sırada Bodrum Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni ve tiyatro oyuncusu Sayın Metin Zakoğlu'nu ödülünü almak üzere kocaman alkışlarla sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben Özgür Özel tarafından 3 ay önce ilk defa yılların muhalifi bir sanatçı olarak ödüllendirilerek bir belediyenin genel sanat yönetmeni olarak atandım. Çok heyecanlı bir şekilde gittim Bodrum'a. Özgür Özel'e huzurunuzda teşekkür ediyorum tabii böyle bir atama için. İlk defa sahiplenildiğimi hissettim, bunu söyleyeyim çok ciddi. Ama ben bu okulu görünce keşke buraya atansaydım dedim. Bu nedir abi? Yani bu nedir? Bodrum Belediye Başkanı'ndan kostüm istiyorum, para yok. Dekor istiyorum, para yok. Bana maaş ver, lösemili çocuklara bağışlayayım dedim. Maaş yok. Hanımefendiler, beyefendiler, bizi Cumhuriyet öğretmenleri yetiştirdi. Anlıyorum ki bu okulun idaresini ve öğretmenlerini de aynı Cumhuriyet öğretmenleri yetiştirmiş. Bunların unuttuğu ve bilmediği bir şey var. Hani bu Cumhuriyeti ve Atatürk'ü aklınca, akılsızca bize unutturabileceğini zanneden bir salak zihniyet var ya ülkemizde. Bunların unuttuğu bir şey var. Bu Cumhuriyet öğretmenleri, bugün de gördük onu, Atatürk'ü ve Cumhuriyet sevgisini bizim kalbimizin içine gömdüler. O aşkı buradan alabilmeleri için bunların kalbimizi söküp almaları lazım. Kalbimizi! Yaşasın Cumhuriyet! Efendim, Atatürk'ün yakın arkadaşı Salih Bozok'un torunları aramızda. Büyük alkışlarla Sayın Mehmet Bozok ve Sedef Bozok'u ödüllerini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar. Ben çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu şahane organizasyon ve oyun için ve nazik davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Evet, dediğimiz Salih Bozok, Atatürk'ün hem mahalle hem okul arkadaşı. Uzaktan bir akrabalıkları da mevcut. Hatta aynı mahallede aynı kıza aşık olmuşlar bir dönem. Mustafa Kemal'in gençken de ne kadar yakışıklı olduğunu tahmin edebiliyoruz. Dedemin pek şansı yoktu herhalde bu ilişkide diye düşünüyorum. Gençlik yıllarında Atatürk yakın arkadaşlarına ileride hangi görevleri tevdi edeceğini belirttiği zaman dedeme Salih seni yaverim olarak yanıma alacağım ve hiç yanından ayırmayacağım diyor ve dedem hakikaten ölene kadar Atatürk'ün yanında kalıyor. Eğer bir dakikan varsa bir kısa bir hikaye anlatmak isterim. Lütfen. Cumhuriyete giden yoldaki en son önemli taşlardan bir tanesi olan büyük taarruzun hazırlığı yapılırken dedem sabah karargâhta kendisine gelen evrakları tasnif ediyor ve bir kendi adına da bir telgraf geldiğini görüyor. İstanbul'dan, Bağlarbaşı'ndan babamın doğum haberi kendisine iletiliyor. Tabii savaşta iyi haber almaya da ihtiyaçları var. Bu haberi hemen paşasına iletip haber vermek istiyor. Gazi Paşa çok seviniyor tabii. Salih'cim zaten bekliyorduk diyor, sarılıyor, öpüyor kendisini. Dedem diyor ki paşam, eğer izin verirseniz diyor, ben çocuğa diyor Mustafa Kemal adını vermek istiyorum, ne dersiniz diyor. Atatürk biraz düşünüyor ve diyor ki Salih diyor, ordularımız savaş kazanıyor, muzaffer oluyorlar diyor. İstiyorsan gel sen Muzaffer Kemal de çocuğa, belki de bize uğurlu gelir kendisi diyor. Paşa'nın bu öngörüsü de tutuyor, tabii ki uğurlu geliyor ve sonuçta Cumhuriyet'e kadar giden yolu hepimiz biliyoruz zaten. Diyeceğim odur ki
Sadece 29 Ekimlerde değil, her zaman Cumhuriyetimize sahip çıkalım. Ne kadar zor şartlar altında, büyük emekler altında bunun kurulduğunu unutmayalım. Hepinize sevgiler, saygılar, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi ki bizlerlesiniz bu akşam. İyi ki. Değerli konuklar, bu akşam iki misafirimiz daha olacaktı bizlerle. Değerli sinema sanatçısı Meral Çetinkaya da bu akşam bizlerle burada olacaktı. Ancak ne yazık ki akşam saatlerinde kendisi biraz sağlık problemi yaşıyor ve hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla kendisine acil şifalar gönderelim alkışlarla. Bir diğer isim, hepimizin sevdiği ve yakından tanıdığı tarihçi Sayın İlber Ortaylı bu akşam bizlerle beraber olacaktı. Akşam saatlerine kadar yeri ayrılmıştı, kendisi burada olacaktı. Ancak son dakika bir program değişikliği olmuş. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendisini özel olarak programa son anda davet etmiş. Hali böyle olunca İlber Hoca da oraya teşrif etmek durumunda kalmış ve bu akşam bizlerle olamadı. Ancak ödülünü değerli gazetecimize vereceğiz. Kendisinin ödülünü size vermek istiyoruz. Ödülümüz o taraftan geliyor. İlber Hoca ödülünü sizden almak istediğini iletmiş. İlber Ortaylı'nın ödülü değerli Betül Artama. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Efendim öylesine önemli bir eğitim kurumu, Anabilim Eğitim Kurumları. Anabilim Eğitim Kurumları'nın değerli kurucusu Niyazi Kılıç da bu akşam bizlerle beraber. Ben bir büyüğüm olarak kendisine minnet duyuyorum. İyi ki varsınız. Alkışlar Anabilim Eğitim Kurumları kurucusu Sayın Niyazi Kılıç için gelsin lütfen. Bugün bizim